Herkese merhabalar kızlar. Cuma akşamından herkese selamlar olsun. Farkındaysanız bir cuma böyle harap ve bitap bir halde size merhaba diyorum. Çünkü saat şu an 8'e çeyrek var ve ben saat 4'ten beri yollardayım. Çok az kaldı inşallah. Öyle bir trafik vardı ki bugün İstanbul'da. Zaten İstanbul'da yaşayanlar bilir. Yaşamayanlar da bilir. Gerçi duymuşlardır mutlaka. İstanbul'un cuma trafiği. Hele ki üzerine bir de yağmur geldiyse kabus gibidir. Cuma, yağmur ve iş çıkış saatine denk gelmem dolayısıyla 4 saattir yollardayım. Bir tedaviye başlamıştım ben. Uzun zamandır gidiyorum bu tedaviye. Böyle bir enerji falan gibi bir şey diyeyim yani. Sonrasında çok detaylı bir şekilde bununla ilgili bilgi vermek istiyorum zaten. Bayan Azerbaycan'da yaşıyor. İstanbul'a geliyor arada. İşte hastalarını tedavi etmek için. Yine işte İstanbul'a geldiği bir zamandı. Ve ben saat 4'te falan çıktım ofisten. Şu an saat 8'e çeyrek var. Karşıda Nişantaşı'nda. Gerçekten kabus gibi bir trafiğin arasında kaldım. Asla gitmiyor. Böyle milim milim ilerliyor trafik. Ama inşallah evime az kaldı artık. Bir şekilde gitmeye çalışıyorum ama gerçekten çok yoruldum. Yani sağ ayağımı hissetmiyorum şu anda. Fren gaz. Gerçekten demekten bir hal oldum gerçekten. Eyvah ablalar. Arjeli gördünüz mü? Düşersin ama oradan. Makineyi kızlar eve geldim. Evime geldim. Evet evime geldim. Kızım çay demlemiş. Menemen yapmış. Şimdi çay dinlemiş. Biz çay içtik değil mi Çınar? Çay içtik. O kadar yorulmuşum ki şöyle bacaklarımı uzattım. Adı yorulmuş. Ya susar mısın? Neden tekrar ediyorsun söylediklerimi? Hadi ablalara şarkı söyle Çınar. Pazara gidelim. Bir çilek alalım. Pazara gittik. Bir çilek alalım. Pahalım. Ha ha. İtarlık alalım. Hak. Oynayalım. Denize gidelim. İyi havuz alalım. Denize gittik. İyi havuz alalım. Yapalım. Puş oynayalım. Aha. Hayır atma onu. Vi. Tamam başka şarkı da söyle. Söyle. Başka şarkı da söyle. Denize gidelim. İkili kalalım. Denize gittik. İkili kalalım. Ne yapalım? Pışım oynayalım. Pışım oynayalım. Denize gidelim. Bir kamyon alalım. Denize gidelim. Bir kamyon alalım. Yapalım. Dım dım. Dım dım dım. Tıraş tıralım. Ram çalıştıralım. Tıraştıralım. Ekmek verdik. Neye verdik ekmeği? Bir ekmek. Çınar başka şarkı biliyor musun onun dışında? Başka bir şarkı söyleyelim. Mesela. Denize gidelim. Yok o değil. Denize gidelim. Bir top alalım. Denize gittik bir top alalım. Ne yapalım? Pışım oynayalım. Ha oynayalım. Düştü ekmek miyiz? Düştü mü? Çok günah. Çok günah. Evet. Başka bir şey söylemek istiyor musun ablalara? Ablalar sizi çok seviyorum de. Söyle.
Bak Leyla teyze seni çok seviyor. Ayşe teyze seni çok seviyor. Ayşe teyze çok seviyor. Evet, Leyla teyze de çok seviyor. Leyla teyze çok seviyor. Sonra Dilek teyze çok seviyor. Dilek teyze seni seviyor. Sen de onları seviyor musun? Leyla teyzeli. Sen de seviyor musun onları? Çok günah. Çok günah. Düştü mü yine? Tamam, koydum buraya. Düşmedi. Koydum buraya. Evet anneciğim. Koydum buraya. Gel içeri geçelim mi? Geçelim. Hadi geçelim anneciğim. Kam. Ay vallahi masayı toplamadan biraz geçeceğim içeri ve birazcık şöyle. Sen neden çoraplarını çıkardın? Ya o kadar üşüdüm ki dışarıda. Eve geldim direkt böyle uzun tayt falan giydim. Gel bakalım yanıma. Gel sohbet edelim ablalarla, gel. Merhaba ablalar. Karanlık. Evet. Karanlık. Çok güzel karanlık ya. Ya çok güzel karanlık ya. Karanlık. Sen neden geç uyuyorsun? Ablalara bir anlat bakalım derdini. Karanlık. Evet, dışarısı da karanlık anneciğim. Karanlık. Varma defne tavuğu. Varma defne tavuğu. Abla sana böyle sert bakıyor. Varma defne tavuğu. Defne tavuğu. Varma defne tavuğu. Ha ha ha. Kahkaha tufanı. Var de. O nasıl bakış ya? Var mı defne tavuğu? Tavuğu. Var mı defne tavuğu? Var mı defne tavuğu? Abla sana bağırıyor mu ya? Nasıl bağırıyor? Nasıl bağırıyor anneciğim? Bağırma ablası. Bağırma defne tavuğu. Bağırma defne tavuğu. Seviyor musun? Hadi git sarıl ablaya ama. Sarıl ablaya. Sarıl Şınar ablaya. Hayır. Neden? Neden sarılmıyorsun ablaya? Ama abla üzülmüş. Bak ağlıyor Çınar bana sarılmıyor diye. Nasıl ağlıyor gördün mü? Anne. Aha, yap. Olmadı. Olmadı. Oldu. Oldu evet. Kızlar mutfağa geldim ben. Size göstereyim mi mutfağı? Neden böyle biliyor musunuz? Çünkü kızım kek yapmış. Kurban olsun annesi. Vallahi Defneciğim. Kıvamı da süper. Çünkü farkının tarzım. Vallahi şahane bir kek yapmış. Her şeyini koydun mu? Aha. Ne koydun? Süt, şeker, un. Yumurta. Yumurta yerine başta koyalım zaten. Kabarın tozu, vanilya. Tamam. O kadar. Kakao dökeceğim mi? Önce bir tutun dökeyim. Tamam. Gerçekten bir kız olmalı insanın. Başka hiçbir şey demiyorum. Rabbim sağlık saat versin cümlemizin evladına. Biri de arkamdan ne yapıyor acaba? Yemek yedik, masayı kaldırmadım dedim ya. Vallahi olduğu gibi duruyor her şey. İçeride Çınar'la salonda Snapchat'e daldık. Böyle bir sürü Snapchat çektik. Tabii bir şey yapma ya. Bir tanesini paylaştım sadece Instagram'a. Takip edenler bilirler. Biz öyle eğlenirken içeride kızım burada neler bacarmış. Bacarmış. Neyse canım. Neler bacarmış. Dağıttıysan toplarım yani. Çok mu zor? Böyle böyle öğrenecekler değil mi ama? Ben sevmiyorum şu. Şimdi buraya koyarsam ne olur? Kakao koyunca ne kadar şey alıyor böyle? Aşkım çok koyulaşıyor aynen. Kakaodan sonra birazcık süt ekleyebilirsin. Hatta elinle çırpmak istiyorsan makinayla çırpabilirsin. Koyayım mı biraz?
Rica ederim aşkım. Bak onun hepsini mi koydun? Hı. Yeni açtın zaten bunu. Tamam. Evet evet. Diğeri bitmişti çünkü. Ya bu kakaolar kakaolar bu şekilde kilitli pakette çıkıyor artık. Çok mutluyum gerçekten. Acısınlar. Çünkü yarım kakao poşetinden nefret ederdim yani. İlla ki böyle biraz dökülür falan poşetin içine. Ne oldu anneciğim? Su damlıyor. Nereden su damlıyor oğlum? Su damlıyor. Dolap. Çikolata. Bak şu sarı spatula var ya Defneciğim, onu çok güzel temizliyor için. İstiyorsan onu da dökebilirsin. Çekmek yerine hani böyle sohbetli bir şekilde yükleyeceğim. Aşkım efsane olmuş. Ellerine sağlık. Dur açayım şunu. Tamam ben de çekmişe kadar odamda yatayım. Ne dedin sen anlamadım. Çekmişe kadar odamda yatayım dedim. Bence artık. Çınar iner misin oradan? Gel uçalım. Allah. Tamam. Ve hem bizim böyle doğum halimizi görmüş olursunuz. Nasıl fikir? Bak abla sana kek yapmış Çınar. Kek yapmış abla sana. Ice cream yapmış. Ice cream mi? Ice cream yapmamış, kek yapmış. Portakal. Portakal istiyorum. Anneciğim portakal yok bebeğim. Portakal. Bir de yoktan anlasan Çınar. Nar. Çınar. Onar değil annem. Soğan. 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 Aa gitti bardağın içine attı ya. Ya oğlum ne yapıyorsun ya? Soğan gitti. Domatesleri falan şu buzdolabına koyacakları bir halletsem tezgah boşalacak zaten. Bıçak çok tehlikeli. Bıçak çok tehlikeli. Biliyorsun ve her seferinde alıyorsun ama ne olacak? Bıçak çok tehlikeli diyor. Ama gördüğü yerde kaçırmıyor asla. Kafanı da indir. Ha. Bitmiyor. Söyledim galiba arabada gelirken değil mi ya? Yarın sabah 10.30'da Defne'nin okuluna gideceğim. Yani babası da gidebilir aslında ama ben gitmek istiyorum. Çünkü hani velisi olarak yani ben kendim kayıtlıyım hem de
ben böyle. Güzel bir program falan yapılacak işte. Ders çalışma programı falan yaptıracaklarmış. O yüzden ben gitmek istiyorum. Her yer kek olmuş. Başka bir yere taşınsam da ondan yaptırırım diye düşünüyorum. Gerçekten başarılı yani. Çok rahat oluyor. Çok detaylı bir şey yapmıyorum. Mutfağımı topluyorum ama şu ocağı bir üstünden bir alayım. Ne oldu anneciğim? O suyu mu içiyorsun Çınar? Çok pis. Çok pis tabii ki de. Allah Allah. Bana da bak şimdi. Bana da bakalım. Çok güzel. Çınar düşeceksin anneciğim. Lütfen yapma. Ya çok tehlikeli. Niye o zaman alıyorsun? Çok tehlikeli olduğunu biliyorsun da. Araba ablalar. Kandıramazsın öyle. Özür dile çabuk anneden. Dilerim. Bir daha almayacaksın bıçağı, tamam mı? Tamam mı anneciğim? Tamam mı anneciğim? Sivrim anne. Danone vardı. Evet, Danone orada zaten. Başka yok Danone. Danone. O Danone mi anneciğim? O Danone varmış. Kraker var burada. Ah. Kraker vardı. Of of, ne kadar yanlış bir karar verdim onu sana vererek. Ay, makine da. Ay, yeni bitmiş. Hatta bitmemiş bile olabilir. Çınar kapatıyor çünkü biliyorsunuz. Tabii canım. Acaba bitti. Tekrar mı çalıştırıyorum ben bunu? Ya bayağı bitmiş. Kaç iş yok, mecbur yerleştireceğiz. Thank you.
güzel mutfağımı toparladım. Makinemi yerleştirdim, bulaşıklarımı yerleştirdim, yıkadım, ettim falan. Yerlerimi sildim. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun arkadaşım? Bütün kağıtlarını yoldun mu onun? Aa, buradaymış. Cina neden kopardın ama? Kopardım. Aman. İn bakayım aşağı. Oh, bitti zaten. Başka yok. Ah. İşte mutfakta iş yaparken bu şekildeyim gerçekten. Ay. Ablaları şu kızımın kekine bakar mısınız? Vallahi maşallah. Şuna bakın ya. Vallaha sana. Manisa kulesi gibi. Evet evet. Bir tarafı birazcık az kabarmış. O da herhalde çok uca koymuşum ondan ya. Benden kaynaklı yani. Başarılarımı engelliyorsun. Daha yeni çıkardık fırından ama bir göstereyim size dedim. Vay. Ya sen çok ponçik bir çocuksun ya. Şuna bakın sünger gibi olmuş. Aferin kızıma. Bir maşallahınızı alırız ablaları. Kızlar vallahi saat 12 yaptık. Anca geldim. Çocuklarla falan bayağı takıldık. İşte kek falan yedik öyle. Televizyon seyrettik biraz. Sonra maalesef üzücü bir haber aldık. Bu Nesli Cantay'ın haberini aldım ve gerçekten çok etkiledi beni. Hani zaten sürekli videolarını takip ediyordum onun. Allah rahmet eylesin. Söylenecek çok bir şey yok yani. Neyse ben artık kapatayım videomu burada. Psikolojim bozuldu çünkü gerçekten çok iyi hissetmiyorum kendimi. Umarım severek izlediğiniz bir video olmuştur. Sonraki videolarda görüşürüz inşallah. Hoşçakalın.